Alkışlar! Alkışlar! Bakın, bu programın bir bahadır delikanlısı olarak çok balaban duygular içerisinde her şeyin temenna edeceğini, bakın ve tekamül edeceğini özellikle söylemek istiyorum. Nasıl biliyor musunuz? Bakın işte o balaban olacak bir örnek geliyor şimdi. Programımızda neden balaban, her şeye balaban olarak gelişiyor? Bir örnek burada. Ben anlamadım şimdi. Efendim? Tabii ki. Evet. Şimdi geldik buraya. Ne geldi buraya? Ben anlamadım. Şimdi hocam. Ya, hiçbir şey muayyen değil bu programda. Doğru. Her an şey olabiliyor. Şimdi özel şey olmayacak. Bana mı getirdin bunu? Öncelikle bir yok. Oturayım, tıraş mı edeceksin beni? Şimdi bir 20'yi alalım. İlk önce bir 20'li bir alalım. Ya ya, bize rüşvet kesiyorsun. Yok abi, canlı yayına şimdi bak. Şimdi şovumuzu yapacağız ya, bak neler peki, getirmişiz ya. Bir dakika. Bismillahirrahmanirrahim. Buyur. Gerçek lan. Lan oğlum, yemin ediyorum, gel. Vallahi teşekkür ederim, Allah razı olsun, gel. Bir dakika düşünürsün beni, Allah Allah. Gel, gel, sakin ol. Oğlum kafayı tut. Dur, sen rahat ol. Sen rahat ol. Sen rahat ol. Oğlum lan. Kalkmıyor lan ya. Kalkmıyor lan. Gel hocam, sakin ol. Sakin ol oğlum. Allah. O ne lan? Bak. Yerinden kalkmıyor. Ya ben kalkmam. Abi. Ayakkabı dedim. Gene zor deresinden. Nasıl kalksın? Bir şey söyleyeceğim. Şeyini al dur. Neyi mi alayım? Çivin çıktı. Şey pardon. Şey kalkmam çıkmış. Sevgili seyirciler, ben demedim mi? Bu programda hiçbir şey muayyen değildir diye. Bakın bu programın dedik Bahadır delikanlısı olarak bütün balaban duygularımla her şey tekamül ediyor abi. Yavaş yavaş. İşte görüyorsunuz, her an her şey olabiliyor. Bu sen ne? Sen şimdi bir şey söyleyeceğim. Şey bu ne? Şu ne? Abi o senin şeyin kızın. Bir şey söyleyeceğim. Sen bu kızı program başladı başladı hiç konuşturmuyorsun. Bu koltuk şu, o kızın koltuğu. Şöyle alın müdür hanım size. Bir dakika. Şimdi sen niye haksızlık Allah yapıyorsun? Allah Allah. Şimdi burada sevgili seyircilerimiz de diyecekler ki dediği doğrudur, olur mu? Hep o konuşuyor, ben susuyorum ya. Ya normalde hiç konuşuyor. Ya bu kız hiç konuşmuyorsun. Devam konuşuyor. Sana da amir ayarladım. Bu ne? Bu başka ne var? Bakayım. Bu taraf ya, bu taraf sana ait değil mi? Bu taraf ona ait. Ne olacak şimdi acaba? Biliyor, biz boş gelmedik yani, bilir. Aa, çok teşekkür ederim. Alkışlarım. Harikasınız. Bu da sana özel. Sen de şimdi bunu herkes içinde yavaş yavaş aç. Ne mi? Yavaş yavaş aç. Şimdi ona, hocam ona özel getirmişim. Bunu ben çıkartmak zorunda mıyım? Çıkar çıkar, iyi olur ya. Bunu çıkartmak zorunda mıyım? Çok şey çok teşekkür ediyoruz Mülayim Bey. Özel şişemiz efendim bu. Bu bir dakika çıkar. Sana onu layık görmüş. Evet. Sevgili Mülayim kardeşimiz. Ama bana bakın ne layık görmüş. Bu zaten hayır, geldi geleli programdan beri bana takılıyorsun. Yok diyorsun, hayvan derisinden ayakkabı giyiyorsun diyorsun. Derin ama sonra yalan mı söylemiş? Beni ağlatacaksın sen. Bana getire getire bunu getirmiş. Hortum. Bu ne? Ama neden hortum? Bir dakika. Bir dakika, bunu alır mısın? Bir saniye şöyle yapalım hemen. Bunun makinesi nerede? Şimdi hocam, şimdi alalım. Bakın, kusura bakmayın. Biz biraz kirletiyoruz ya zaman zaman stüdyomuzu. Şov programlarında... Yerler kirlenebiliyor. Benim buraları temizlemem lazım olarak ama makinesini getirmemiş. Hayır, yanlış anladın. Bir saniye. Şöyle alacağım buraları da makinesi yok. Ben bunu niye getirdim? Sen şimdi stresli bir adamsın. Terleyen bir adamsın. Bunu normal makine taktıktan sonra yüzüne serinlik de üflettiriyor bu. Kurutma makinesi gibi. Şöyle mi? Boğazından sokacaksın, ağzını açacaksın, içindeki şey serinliği, kurunluğu alacaksın. Sen öyle mi yapıyorsun? Tabii canım, bu sana özel ortam. Nasıl yapıyorsun mesela? Şimdi makinesiz olmaz bu şimdi. Makinesiz olmaz, çalışmaz mı? Göstersen bize. sen beni 20 lira mı aldın? Onun için mi aldın 20 lira mı? Yok daha... Bir dakika. Daha başka şovlarımız da var. Sen sakin ol, dur. Sen sakin ol. Bir saniye. Koyamadık da bunu. Yani... Sen şu masadan sen çık, bir sırtımı alayım ben senin önce bir. Sırtımı mı alacaksın? Tamam, şu paranın şeyin hakkını verelim. Gel. Sevgili seyirciler, bu nasıl olacak böyle bir şey ya? Abi, gel gel. Kaç kilosun sen? Ben mi? Sen kaç kilosun? 100 kiloya yakın varım herhalde. Yok canım, 160 var senin. Yok 100. Sen kaç kilosun? 250 mi? ha? Şimdi bakın sevgili seyirciler. Arkadaşlar, sen gel şimdi. Artık meydan yapmamışlar. Tığ gibi delikanlıyım ben. Tığ gibi delikanlıyım. Doğru, maşallah şey yok. Havaksana diyorlar ki son 2-3 dakika kaldı diyorlar. Şarkıyla bitireceğiz. Nasıl yapacağız ya hemen? Ya hemen bitirmeseydik daha bir şeyler daha vardı ya. Ne vardı? Ya bir sürprizimiz daha vardı. Tamam o zaman hemen yapalım onları ama sen beni almasan düşürürsün be. Yani ben... yok, son anda almam lazım. Son anda al o zaman şimdi. Son sözlerimizi emin alalım o zaman. Bir saniye. Tamam, eyvah eyvah. Bir koşuda koşu müsabakasına katılıyorsun. Ha. Üçüncü sıradaki adamı geçersen kaçıncı olursun? Üçüncü sıradaki adamı geçersem kaçıncı olurum? Evet. Kaçıncı olurum? Dördüncü mü olurum? Siz söyle mi? Yine üçüncü olurum. Üçü geçmişim çünkü. Bir dakika, şey soralım. Hocam kaçıncı olursun? Üçüncü.
Üçü geçmişsin, üçü. Alkışlarımızla. Kaç olur? Alkışlarımızla üç evet. Doğru cevap. Ben biliyordum. Bravo, bravo, bravo. Ben evet bir şey demedim. Biliyordum da hayır dinlemiş gibi vermek için. Doğru, aynen. Şimdi gel Mülayim'ciğim. Sen çıkacak mı masanın üstüne? Ya beni çıkartacaksın şuraya ya. Erdem Bey, Erdem Bey. Sakin ol. Sakin ol. Bir dakika abicim dur. Ya bak. Ağırlığını fazla şey yapmayalım. Bir daha şey yapmayalım. Ya bak. Sakin ol. Sevgili seyirciler, çok çok özür dileriz. Gel şöyle Mülayim. Mülayim şöyle. Sevgili seyirciler, kusura bakmayın. Zaman nasıl geçtiğini anlamadık. Herhalde dedim kapatıyoruz artık. Dükkanı kapatıyoruz. Saatimiz 17.20'yi gösteriyor. Şarkıyla kapatacağız. Çünkü normalde bu çoğa kadar programımız ama hani şarkı girdikten sonra şarkı tam dinlemek istiyoruz. Tabii, doğru. Murat sen de gelir misin? Hocam. Tamam. Murat Yaman'a çok teşekkür şimdi, ediyoruz. Sevgili seyirciler. Yani önce ben bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Erdem Bey, ben bir son sözümü söyleyeyim. Efendim ben bu hafta bu programda sizlerle buluşmaktan çok mutlu olduk. Biz burada eğlendik. Ümit ediyorum ki siz de ekran karşısında eğlenebilmişsinizdir. İnşallah tekrar buluşabilmek, görüşebilmek ve birlikte eğlenebilmek dileğiyle diyorum. Şimdi evet. Mikrofonlarımız sunuyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz. Bugün bizi izleyen herkese sevgili şovmen Mülayim'e çok teşekkür ederiz. Muhteşem efendim. Bir enerji kattı. Sibel Hanım'a selamlarımı yolluyorum. Onunla konuşacağız zaten var. Birazdan. Sevgili Murat Yaman'a çok teşekkür ediyorum. Bizi evet. Kırmadı bu ben saatlerde geldi. Mülayim ve Murat Yaman çok büyük bir güzellik kattılar. Sevgili Erdem Bey her zamanki gibi çok konuştunuz. Işıl Deniz'e çok teşekkür ederiz. Evet doğru. Evet. Hemen Ateş şarkında kapanış yapıyoruz. Bir kusur ettiysek özür dileriz. Çok güzeldi, sıcaktınız vallahi. Hocam yani Murat Yaman ünlü. Sana nasıl ulaşacaklar ya? Bir sürü arkadaşlar beni arıyorlar evet, diyor. Için. Facebook'tan bizim konserler için, klip yapmak için, albüm yapmak isteyenlere. Evet, değil mi orada? Kampanya da biliyorsun kampanyayı sen. Kampanya söyledik. Evet. Yani albüm yapanlara iki tane klip bedava. Bedava. Efendim, bir klip 10.000 Erdem Genç Türk ve Işıl Deniz'de Eğlence evet. Rüzgarı programı Kaçkar TV ekranında bugün için yani. Işıl Deniz. Tekrar görüşürüz. Şarkımızda veda.